Bazen tabii istediğin adama Evet. yapamıyorsun yani. Switch'i bambaşka kişilere de verdiği oluyor. O zaman da ne yapıyoruz Okan hocam? Sakin oluyoruz bu oyunun en temel şeyi. Kolu kırıyoruz diyeceksin sandım Yok. bak. Yok yok. Yok. Ama savunma bence öncelikle bilgisayarı güvenmek, sonrasında doğru switch atmak ve en sonunda ikili presi iyi kullandığınız zaman savunmanızın gerçekten aşılması zor oluyor. Bu üçünü söyleyebilirim. Yani çok mesela atıyorum Division 5'te 6'da oynuyorsanız rakip atak yaparken savunmanızı bile izleyebilirsiniz. Zaten bir süre sonra Division 1'de bile izleyebiliyorsunuz. Herkese merhaba. Maçkolik YouTube ekranına hoş geldiniz. Emre Kayır ile birlikte FC 25 serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ve bugün konumuz savunma nasıl yapılır? Emre Evet. nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Okan. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Keyiflerimiz yerinde. Geçen sene ilgi görmüştük bu bir rehberde ve bu sene de devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve daha farklı bir şey yapalım dedik aslında bu sefer. Daha sakin, profesyonel ya da world class seviyeye karşı daha çok anlatarak. Çünkü geçen sefer Seçkin'e karşı oynamıştım ben. İster istemez çok yoruyor Seçkin. Fazla Sen de zor. biliyorsun, Evet. tecrübelisin zaten. Ve bu sefer daha sakin yapalım dedik. Bu sırada Arnold kendi kendine bir şeyler yapıyor ekranda şu anda. Birazdan O meşhur korneri de izleyeceğiz değil mi birazdan? şeye korner kullanacak. Boş tribünlere bir hareketleri de olacak. Hadi Bak. bakalım of. Of, kullandı. Güzel, Trent'i seviyorlar ya. FIFA'da Evet. hakikaten sevilen bir isim yani. Karşısında Kapağı da kim vardı koyuyorlar. hocam? Hatırlar mısın? Yeşil formalı Messi. Tabii tabii. Tabii Ya. o Barcelona. Önceki turda bir frikik golü vardı Messi'nin. Ya işte evet, Değil mi? önceki maçta Ha, evet. önceki Dembele maçta. yazar bu arada bu tur. Dembele 100 tane gol kaçırdı son maçta. Evet. Şey Başlayalım o zaman. daldık. Daldık Evet. gittik. Şimdi ayarlarla başlayalım çünkü birkaç Tabii. ayarı göstermemiz gerekiyor normal olarak. Benim bu video içerisindeki ayarım tabii ki rekabetçi olacak. Şuradan gelişmiş savunmayı göstereceğim. Sen ne düşünüyorsun gelişmiş savunma hakkında? Ben daha böyle manuel hissediyorum gelişmiş savunma yapınca. O yüzden gelişmiş savunma kullanıyorum ama. Yani daha bizim inisiyatifimizde gibi oluyor Evet, gelişmiş. evet. Öbürü taktikseldi değil mi? Evet, taktiksel savunma Ben de olan. gelişmişi tercih ediyorum. Yani tamamen benim kontrolümde olsun. Evet. Genelde bu arada arkadaşlar e-sporcular da gelişmiş savunmayı tercih ediyorlar. Yani bu oyunu en iyi seviyede oynayan insanlar da gelişmiş tercih ediyorlar. Burada başka şu boşta kalan toplarda yapıyorum. Zaten daha detaylı bir şekilde ayar videomuz olacak. Orada da bahsederiz. Kameramız tamam, bu ayarlı zaten. Hatta şöyle yapalım, onu da ayarlayalım. Ya benim kameram etkiliyor oynayışım. O yüzden artık kendime göre yapıyorum kamerayı da Kesinlikle bir ayar kesinlikle. yapıyorsun değil mi? Evet. Buradan çıkıp bir de hangi tuşlarla oynayacağımı göstereyim. Onu da şuradan kontrolü özelleştir dersek. Alternatif ayarlarda olacak. Yani ben L2'ye bastığım zaman savunmada şöyle gösterirsek eğer yakın markaj yapıyorum demek oluyor. R2 ile koşuyorum demek oluyor. İkili pres için de takım arkadaşıya baskı yap R1. Bunları da video içerisinde görünce şaşırmayın diye. Önceden göstermiş olayım dedim. X hiç kullanmıyorum ben savunmada geçen yıl olduğu gibi. Onu da söylemiş olayım aynı zamanda. Bir de geçen yıl şu vardı. Kanattan içeri girip pas atan adam Pas var. içeri çevireceksin. NPC'ler gibi. Aynen. Ben de yapıyordum gerçi ama ya öyle bir kitle vardı gerçekten. Bu sene o nerflenmiş durumda. O yüzden Bayağı nerf yemiş Emre evet. o. Yani içeri çevirdiğin zaman araya biri blokaj Evet. gidiyor o top. Bu beni Bayağı nerf mutlu etti ama yemiş. seni bilmiyorum. Beni çok mutlu etti. Gerçekten nefret ediyordum o işten. Kendim atsam bile sevmiyordum. Ama şu anda gayet güzel olmuş o. Geçen videoya baktık çünkü beraber baktık Okan'la beraber yorumlarınızı görmek için. En çok ondan şikayet vardı. Ondan da kurtulmuş olduk. Onu engellemenin de bir yolu yoktu Emre bence. Hani Evet evet yani evet. artık o şeye kalıyor. Top içeri iyi yere giderse gol. Evet. Hiçbir şey yapamaz. Gerçek dışı bir durum alıyordu çünkü. Yani herkes bu sefer kanattan içeri girmeye çalışıyordu. Neyse ki ondan da kurtulmuşuz. Şimdi dediğim gibi geçen sefer şey yapmıştık. Ben bir Barcelona alayım. Real Madrid Barcelona yapalım. Geçen yıl Barcelona Real Madrid olmuş. Öyle mi? Bu yıl City Arsenal yapalım mı? Olur Değişiklik tamam. olsun. Olur. Haaland'ın Yani peki şey hareketini gördün mü? Dün adamın kafasına top attık Gabriel'in sevinirken. kafaya değil mi? Evet. Abi acayip toksik bir hareket. O gazla yaptı herhalde. Evet. Bence pişmandır ya bir şekilde. Burada da oyun ayarları kısmından ayarımızı dediğim gibi geçen yıl şeye karşı oynamıştım ben. Seçkin'e karşı oynamıştık ve yoruyor. Hani gerçekten seni yoruyor. Burada daha böyle daha kısa dünya klası olabilir mesela. Tamam. Ona karşı oynarsak daha rahat anlatabilirim diye düşünüyorum. Savunma mantığı bence çok farklı değil. Sadece biraz daha manuel. Ve taktikleriniz tabii ki önemli. Taktikler önemli. Oradan da bahsetmek gerekecek illaki. Şimdi benim savunma mantığımda L2 ve R2 her zaman kullanıyoruz. L2 ve R2 kullandığımız sürece rakibin karşısında kalmamız kolaylaşıyor. Şu şekilde alanları kapatarak, adamın üzerine koşmadan, zamanı gelince koşuyoruz tabii ki ama önce alanları kapatmamız lazım. Topu sürekli rakibe atacağım yine. Alanları kapattığımız sürece zaten pozisyon vermemiz zor. Gerideki dörtlüyü seçmemeye çalışıyorum. Her zaman bu böyle. Ama baktım adam üstüme geliyor, topu ayağından açma şansı var, elindeki oyuncu çok hızlı değil, o zaman direkt koşuyorum tabii switchleyip.
o arkadakilere dokunmaman senin bilgisayarın savunmasının güçlü olmasın. Evet evet güveniyorum. Evet evet güveniyorum. Aynen. Gerçekten iyi savunma yapıyorlar çünkü. Bir de arkadaki oyuncuyla topu almaya çalışıyorum her zaman. Şöyle göstereyim. Bizim böyle genelde baktığım zaman insanlarda hep şöyle bir yanılgı oluyor. Ben bilgisayara savunmayı bırakmayayım, kendim yapayım çünkü güvenmiyorum oluyor. Kesinlikle bu çok yanlış. Bunu sakın yapmayın. Bilgisayara güvenin. Bilgisayarın açıklarını kapatırsanız eğer çok daha rahat savunma yapıyorsunuz. Çünkü karşına geliyordur Okan Sendilla. Bir adam geliyor, hiç hareket etmiyor mesela ama geçemiyorsun. Evet, tabii. Diyorsun ki bu ne ya, adam kıpırdamıyor bile. O bilgisayara bile güveniyor evet. İşte. Doğru. Ve onun desteği, bilgisayara desteğiyle beraber iyice içinden çıkmaz bir hal alıyor savunması. Özellikle CDM'i o ceza sahası etrafında gezdirme olayı. Evet. Hani o kilitliyor. Mesela gibi. Şimdi bıraktım bu Foden'ı oraya. Grealish'miş pardon. Bıraktım, burada bir alan kapatmaya çalışıyorum. Şimdi buradayım. Oynasın Saka orada. Buraları kapattığım sürece sorun yok. Ama sol bekimi çıkarsaydım eğer pozisyon verme ihtimalim yükselecekti. O gelsin. Zaten şu anda offside'e girme ihtimali vardı. Artık karşılayabilirim. Yine Rodri'ye geçeceğim. Tabii Sanolog çok çok önemli. Sanolog'u eğer switchleyemezsek, Sanolog'u kullanamazsak savunmamız oldukça boşa düşüyor. Burada yine alanı kapatacağız. Artık gelmeye başladı. Evet, iyice. Bir de yapılan hatalardan bir tanesi de şu. Analog'u sürekli oynatarak böyle dağılmak. Çok fazla yuvarlak oyuncunun çizmek. Oyuncunun dengesi kayboluyor. Evet. Böyle, evet anladım dediğini. Onu aynı düzende yaparsak eğer, oyuncu şöyle sağa sola yaparsak sadece. Sorun olmuyor. Özellikle geri çeken oyunculara gol yeme ihtimali çok yüksek geri çeken oyuncuların. Onu yapmamaları lazım. Mesela geri çekilelim. Burada da geri çekilmeyiz zaten de. Geri çekilirsek eğer, rakip geliyor, çok rahat geliyor. Ama biz aynı düzlemde bu şekilde ilerlersek, sağ sol yaparsak, o belli bir yerden sonra hareket etmek zorunda kalacak. Mesela şu an hafif bir geri çekildim, hata yaptım ama adam zaten topu kullanamadı. Switch vermedi bana, şimdi aldım switch'i. Bakıyorum, alanı kapatıyorum öncelikle. Artık yaklaşabilirim çünkü yaklaştı bana adam. Kullandı pasını, hatta isabetsiz zaten. Emre, ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bu hani switch'leri nasıl yapıyorsun? Ya switch hızı ve switch tarzın analogla mı yapıyorsun yoksa sadece bende L1 hani tuşla mı yapıyorsun? Start'a basarak söyleyeyim. Oyuncu eğer bana yakınsa, seçmek istediğim oyuncu, L1'i kullanıyorum. Eğer uzaksa ve orada bir koşu varsa, adamın bir pozisyon şansı varsa analogla yapıyorum. Analog için de sadece pratik gerekiyor. Yani onun dışında şunu yaparsanız daha iyi switch atarsınız diyemiyorum. Ama savunma bence öncelikle bilgisayarı güvenmek. Sonrasında doğru switch atmak ve en sonunda ikili presi iyi kullandığınız zaman savunmanızın gerçekten aşılması zor oluyor. Bu üçünü söyleyebilirim. Şimdi mesela çok rahat geliyor farkındaysan Okan. Bir de ikili presi kullanın bakalım yine o kadar rahat gelecek mi? Basalım rakip. Bir ısıralım evet, bakalım. Evet. İkili pres çünkü çok güçlü. Ha, yine çok güçlü mü o güçlü, bu yılda evet. Değil mi? Bu zoraya sokmadık mesela ilk pozisyon. Başarılı diyebiliriz. Tekrar deneyelim. Rakibi hani paniklettirmek orada amaç. Evet. Hataya zorlamak herhalde. Şu an benim zorlandığım kısım bilgisayar normal oyuncular kadar hızlı oynamıyor. O yüzden birazcık şey olduk, şaşırdık ama mesela ikili pres kullandığından beri daha rahatım. Karşısındaki oyuncu seçmiyorum çünkü bilgisayara güveniyorum yine. Arkasındaki oyuncudayım. O kalıyor zaten önünde. Evet. Hani Kyle Walker'ı... Şimdi seçtim mesela ama çalımı yedim. Mesela bilgisayara güvenseydim çok daha iyi olacakmış. Geri çekilmemek gerektiğini anlatmaya çalıştık. Switch önemini anlattık. Bilgisayara güvenmek gerektiğini anlattık ve bilgisayara yardım etmemiz lazım savunma yaparken. R1'i kullanmadım, yine geldi mesela rakip. Şimdi buradayım, çok durarak oynuyor. Biz durarak oynayan rakiplere karşı böyle yerimizi kaybetmeyeceğiz. Bekleyeceğiz, o atsın. Kareye gereksiz basmayacağız benim bastığım gibi. Ve aldık. Çok duran rakipler de, sen de biliyorsun Okan hocam, tecrübelisin. Yoruyorlar. Rahatsız edici oluyor abi. O şeyi, sabırlı kalman lazım karşısında. Evet. Gerçekten yoruyorlar. O da güzel bir örnek oldu aslında. Geri çekilmeden aynı düzlem evet. Bilgisayarında oyun tarzı tamamen o yani şey. Şu an evet garip, öyle oynuyor. Çok öyle oynuyor. Garip bir tarzı. İkili presteyim yine. Guardiola zaten basıyor. Çektim elimi çünkü Odegaard koşu yaptı. Elimi çekmek zorundayım o zaman. Burayı kapattım. Yoksa arkada açık veriyorsun. Tabii, hemen tabii. Çıkıp geri şey takibi alıyorsun aynen. Yani çok mesela atıyorum Division 5'te 6'da oynuyorsanız rakip atak yaparken savunmanızı bile izleyebilirsiniz. Zaten bir süre sonra Division 1'de bile izleyebiliyorsunuz. Mesela orada Odegaard'ın koşusunu görüp hemen elimi çekmiştim. Onun gibi olabilir. Burada yine L2, R2'ye beraber basıyorum. Alanı kapatmak için. O beklesin. Mesela çok beklediği için şu an bayağı boşa düştüm ama sorun yok. Bir de panik yapmamak lazım. Gerçekten çok çok önemli. Panik yaparsanız sıkıntı oluyor. L2, R2. Bu gitti artık. Akanji ile alanı kapattım. Bir yandan içeri bakıyorum. Ortalamam lazım burayı. O dönsün. Sıkıntı yok. Dönsün. Ben aynı düzlemdeyim. Kaldım. Şimdi alacağım zaten. Bu kadar yani.
geri çekilseydim gelme şansı olacaktı ama aynı düzende kaldığımız sürece. Orada bir skill yapması lazım ki seni ekarte etsin evet. Ama sağa sola gitti sadece aynen. Zor ya gerçekten. Bu tarz duran oyunculara çok şans veriyor bence oyun. Biz de bunun peşinden gidiyoruz zaten. Yine savunmadayım. L2'ye hep basıyorum her zaman. Şimdi L2'yi bıraktım çünkü koşmam gerekiyor. Burayı açtım çünkü buraya atma ihtimali vardı. Rodri'ye geçtim aldım topu hemen. L1 ile geçtim orada yakın diye. Kapattım alanı. Rodri'yi seçmem lazım. Buraya çıkmam lazım artık. Rodri diyeyim yine. Belki biraz riskli olabilir ama. Kaldım Rodri'de aldım yani topu. Oralarda hızlı ve defansif özellikleri yüksek bir oyuncuyla gezinmek herhalde mantıklı. Çok iyi evet. Kesinlikle evet. Katılıyorum. Önemli bir noktaya değindin. Geçildik sorun değil. Bekliyorum. O çok bekleyerek oynuyor mesela. Aslında bu açıdan iyi oldu. Aynen bu tarzı da görmüş olduk evet, yani. Evet yani inanılmaz. Ama ne kadar hızlı oynarsa oynasın rakip, ne kadar skill yaparsa yapsın. Hepsini çözümü geri çekilmemek. Geri çekilmeyince hallediyorsunuz. Rakibim de üstüne koştuğum şeyi göstereyim. Çünkü onu çok soruyorlar bana. Nasıl üstüne koşup alıyorsun abi diye. O tabii birazcık pratik isteyen bir şey. Yani sürekli oynayınca adamın nereye koşacağını, nereye gideceğini biliyorsun. Burada kareye bastım mesela üstüne koşup. Şu an savunmayı hiç dert etmiyorum. Sadece anlatmak için. Üstüne koşma olayını söylemek için gösteriyorum. Burada mesela üstüne koşamam artık. O biz daha çok orta sahada yaptığımız bir şey. Çünkü Akanji mesela dağılabiliyor. Evet, stoper evet. O dengesi çekliği yüksek değil. Futbol mantığı tamamen. Hani tehlikeli bölgelerde üstüne koşamayız öyle ama mesela buralarda orta sahada, işte rakip yarı sahada falan koşmamız lazım ki adamı darlayalım. Şöyle geldim. Burada mesela kapattım burayı. Şimdi burayı seçmem lazım ki koşuyu atmasın. Buraya geldim. O çok yine bekliyor. Çok sabırlı. Evet. Çok bekleyen bir oyuncu. Bir şey yok ama galiba. Bu arada geçen seneki videomuzla bu seneki videoyu birleştirebilirsiniz. Çünkü geçen sene daha da detaylı anlatmıştık. Bu sene daha böyle nokta atışı. Evet. Aynen nokta öyle. Atışı şeyler aynen yapmak istedik. Söyledik. Burada mesela üstüne koşuyorum. Şimdi çıkıp üstüne koşabilirim mesela. Birazdan o şans kaybolacak. Koştum, evet, geçildim. Rodri tabii daha ağır kaldı bu pozisyonlarda evet, evet. Yani o... Herkesi geçti adam. Var mı? Yok. Yok. Biz hangi seviyeye karşı? Profesyonel mi? World Biz World Class, world class yaptık. Class. Aynen. O zaman bir maç daha bakalım. Yine konuşalım detaylı. Ondan sonra da bir devrede olsa bir şeylerden bahsetmiş oldum. Senin de sorun varsa... Bu sefer Arsenal'sin. Ben şeyi sorayım. Yani kaymayı ne zaman kullanmalılar mesela? Tamam. Okan bu arada iyi oyuncudur arkadaşlar. Estağfurullah. Yani kendi şey yapmaya içinize. Çalışıyoruz burada kendi aramızda. Herkesin anlayabileceği, Okan'ın da mesela dışarıdan bir gözle sorup öğrenebileceği şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Hani genelde başvurulmuyor mesela. Normal günümüz futbolunda da yok. Ama hani kaymada savunmanın... Evet. İçinde olan bir şey. Ya ben aslında direkt futbol gibi kayıyorum biliyor musun? Futbolda mesela emin olduğun pozisyonlarda kaymazsın ya. Topu almaya çalışırsın ama emin olmazsan top ortada kalırsa kayarsın. Onun gibi düşünüyorum. Bir de gerçekten yetişemeyeceğin toplara belki ayak sokmak için aynen. Son pozisyonsa yani son adamsa rakip yandan kaymaya çalışıyorum. Arkadan kayarsan kırmızı yiyorsun çünkü. Gamepad'i de koyduk. Bir de gamepad'le böyle bir devre gösterdim sizlere yaptığımız şeyleri yine. Elim L2 ve L2'de. İkili pres kullanayım. Switch'leri anlatmaya çalıştık. Zaten videonun sonunda toparlarız kısa bir ne yaptık ne ettik diye. Rakip üstüne gelmesin isteyince çok daha kolay oluyor zaten her şey de. Burada gol oldu mu? Akanji oldu galiba. Akanji oldu evet Akanji. Switch'ledim hemen buraya koştum. Burada yani muhtemelen mesela benim de kendime kattığım bu video hani o switchlerin yani. Switch'in hızı işte ne zaman kime. Şey gibi düşünmek lazım ya. Boş kimse kalmamalı birebir oynamalısın gibi düşünmek lazım. Mesela bıraktım boyunca olmadı şu anda ama hata yaptı rakip. Tekrar geri oynadım. Ya tabii sen ne kadar anlatırsan anlat bir yandan yani savunma biraz fazla. Yani hücum da öyle. Pratik işi. Pratik evet. Hani evet. Savunmayı okumak da. Evet. Çok mesai harcaman lazım ki oyuncular nerede hangi hareketi yapıyor kesinlikle. Anlayabil. O kesinlikle öyle. O şu attı hemen buraya koştum. Switchledim sağ analogla. Karşıladım en azından. Ya yani topu alamasam bile. Geri dörtlüğü bozmamamız lazım. Çok önemli. Mesela bozuldu ve pozisyon verme şansımız var. Kesinlikle back'i çıkarmamak lazım. Back'i çıkaran oyuncular genelde çok büyük hatalar yapıyorlar. Bu arada acayip bir şut. Yani üstüne koşturma evet, işi evet. Değil mi? Bekle böyle hızlıca topu çalmaya çalışıp. Atıyorum bir Verkaç var bu tarafta. Yani Rice'la gelmek çok daha mantıklı oraya kademeye gelmek. Tomiyasu'yu çıkardığın zaman
pozisyon şansı oluyor rakipte. Çizgi boş kalıyor yani. O ortayı şey yapabilirsin, kotarabilirsin ama. Bunu ben hep anlatıyorum ama kendim mesela çok çıkarıyorum belki. Çünkü sabırsızım artık. Eskisi gibi değil. Agresif oynamak istiyorsun. Evet, agresif oynamak istiyorum. Top hemen almak. Evet. Muhtemelen hepimizin ortak problemi abi o. Topu geri çabucak kazanmak istediğim için gol yiyoruz yani. Geldi rakip. L2, R2'de aynı düzlemde geri çekilmeden oynuyorum. Switch vermedi bana. Orada mesela Rice'ı ya da merkezdeki oyuncuyu alabilseydim çok daha kolay olacaktı her şey. Bazen tabii istediğin adama yapamıyorsun yani. Switch'i bambaşka kişilere de verdiği oluyor. O zaman da ne yapıyoruz Okan hocam? Sakin oluyoruz bu oyunun en temel şeyi. Kolu kırıyoruz diyeceksin sandım bak. Yok. Bırakıp gidiyoruz hocam. Falan. Yavaşça PS'in tuşuna tıklıyoruz ve bir nefes alıyoruz. Aynen öyle. Vallahi bu oyun insanı yoruyor birazcık. Az önceki pozisyonda merkezdeki oyuncu seçtim. Çok daha kolay alıp topu örneğin. Presle hemen geldim. Bu arada Arslan'ın taktiği de şu anda pres yapmama çok uygun benim. Çünkü çizgide oynuyorsun toperler. Tam benim oyun tarzıma uygun. Birebir eşleşiyoruz belki ama şuradayım. Şimdi geçtim buna. Bıraktım koşuyu. Ve topu aldık. Orada Gabriel'le koşmasaydım Haaland boş koşu atacaktı ve karşı karşıya kalma ihtimali vardı. Hızlı switch hayat kurtarır diyebiliriz. Bu arada bug varmış, bir tane Ederson bug'ı var. Hadi ya, neymiş? Kayacağım, dur. İşte bu. Bu işte. Okan hocam. İdeal kayma. Onu da göstermiş olduk. Bir şekilde geldi abi o pozisyon. İyi olduk. Benim bu videodan söyleyebileceğim, tabii sen de bir şeyler eklersin illaki. Aynı düzlemde savunma yapıyoruz. L2 ve R2'yi beraber kullanıp aynı düzlemde kalıyoruz. Geri çekilmiyoruz. Geri çekildiğimizde adama şans veririz. Bir yere kadar tabii bunu yapıyoruz. Baktık tehlikeli bölgesine geliyor. O zaman da üstüne koşacağız. Ki zaten o zaman rakip de hamle yapmak zorunda kalacak yani. Önemli olan şey rakibin hamle yapması. İkincisi ikili presi kullanırken savunmamızı izliyoruz. Eğer bir aksaklık olursa hemen elimizi çekiyoruz. Bunun dışında... Sabırlı switch. Oluyoruz. Evet, sabırlı oluyoruz. Gamepad kırmıyoruz lütfen. Çok önemli. En önemli şeylerden bir tanesi gamepad kırmamak. Pratik yapa yapa gol yiye gerekirse öğreniyoruz zaten savunma yapmayı. Bilgisayara da güveniyoruz hocam. Evet, o herhalde belki de en püf nokta ya. Evet. Yani her şeyi manuel yapmaktansa bilgisayara, yapay zekaya biraz da olsun güvenmek. Özellikle şu anda çok güvenmek lazım. Oyunlar son yıllarda bilgisayarı çok güçlü savunmaya çıkarıyorlar ve devam ediyor bu şekilde. O zaman Emre hocam, yapay zekaya güvenin. Bizi takipte kalın. Aynen öyle. Videoyu beğenmeyi unutmayalım diyelim. Ve geçen senede de şey yapabilirsiniz, harmanlayabilirsiniz. Geçen seneki defans videomuzda güzel. FC24'teki defans rehberine de bakın diyoruz. O zaman kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.